Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da bu kurban bayramında da kutlanamayan, ailelerinden uzak bayramın hüznü ve kederi var. Tüm İslam alemi yeni bir kurban bayramını daha idrak ederken, İslam dünyasının mahzun ve mazlum coğrafyası Doğu Türkistan, Çin Komünist Partisi rejiminin baskı, sulüm ve soykırım politikaları altında kutlayamadığı bir bayrama daha girdi. Diğer yandan dünyanın dört bir yanında yaşayan Uygur Türkleri, mübarek kurban bayramında bir araya gelerek bayram namazını eda etti. 7 yıldır akrabalarıyla iletişimsizliğin acısını bir araya gelerek dindirmeye çalışan Uygurlar, namaz çıkışı bayramlaştı ve mazlum Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için dua etti. Özellikle İstanbul'un Zeytinburnu ve Küçükçekmece ilçelerinde yaşayan Uygur Türkleri, birlikte bayram namazını kıldıktan sonra cami önünde buluşarak bayramlarını tebrik etti. Ayrıca Hollanda'da yaşayan Uygurlar da Doğu Türkistan Kültür Merkezi'nde bayram namazı kıldıktan sonra birbirlerinin bayramını kutlayarak yakınlarının yokluğunu hissettirmemeye çalıştı. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın kadim şehri Kaşgar'ın sembollerinden olan İtkah Camii'ye biletle giriliyor. Tıpkı bir zamanlar Ayasofya Camii'nde olduğu gibi. Sosyal medyada Kaşgar'ın sembolü olan İtkah Camii'ne biletle girildiğine dair yapılan paylaşımları araştıran Özgür Asya Radyosu Kaşgar bölge yetkililerinden alınan bilgilere göre İtkah Camii'ne biletle girildiği doğrulandı. 28 Haziran'da İngiliz Parlamenterler Birliği Soykırımı Önleme Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Uluslararası Parlamenterler Birliği'nin İngiliz grubu İngiliz Parlamentosu'nda Uygurlar ve diğer Türk azınlıklara yönelik soykırım konulu özel bir seminer düzenledi. Seminere İngiliz Milletvekili Chris Law, Dünya Uygur Kongresi Londra Ofisi Direktörü Rahime Mahmut, BBC Haber Ajansı muhabiri ve düşünce mahkumu İlham Tohti'nin kızı Cevher İlham katıldı. Doğu Türkistan'dan bugüne kadar sızdırılan en önemli belgelerden olan Sincan polis dosyalarına göre Uygur soykırımına Çin Komünist Partisi'nin başı Çin diktatörü Xi Jinping bizzat katılım gösteriyor. Komünizm kurbanlarını anma vakfı tarafından BBC USA Today ve Der Spiegel'in aralarında bulunduğu bir medya konsorsiyumuyla işbirliği içinde yayınlanan Sincan polis dosyaları, tutukluların resimleri, belgeleri, konuşmaları ve elektronik tablolarından oluşan şaşırtıcı bir hazine. Çin Komünist Partisi'nin Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da Uygur nüfusu arasındaki tüm kimlik ve kültür izlerini silme çabalarını detaylandırıyor. Avrupa Birliği liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir oturumu Çin'le ilişkileri ayırdı. Çin'le insan hakları diyaloğunun yeniden başlatılması gerektiğini belirten AB liderleri, zorla çalıştırma, insan hakları savunucuları ve azınlıklara mahsup kişilere yönelik muamele, Tibet ve Doğu Türkistan'daki durum ve Çin'in Hong Kong'la ilgili önceki taahhütlerinin yerine getirilmesi konusundaki endişelerini tekrarladı.